Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 32. bölümüne hoş geldiniz ve şu an yanımda bir adet The Big Pyro var. Selamlar. Kendisini Zeonen kanalında yayın yapan, konuk yayıncı olarak görebileceğimiz Emre'nin yayınlarından hatırlarsınız. Kaldı ki ne zaman ben ya da Salih canlı yayın yapsak her daim kadroda bu arkadaş da bulunuyor izleyici olarak. Genellikle damlıyorum. Yani. Evet. Şu an o da bir de Köfteistan'da. Ha, bir de öyle bir durum söz konusu tabii. Aynen. Peki ben iki bölüm arasında ne yaptım? Yaklaşık 5 ya da 6 saat süren bir canlı yayın yaptım. Bütün gece boyunca. Ve bu canlı yayın bayağı gecenin ileriki saatlerine sürdü. 1.30'da mı ne başladı? 8'de bitti. Ben uyuduğum zaman başlamış. Bayağı üzdüm Köfte. Emre katıldı en azından ama. Ha, Emre zaten şey yaptı direkt, hani yani mevzu geçti dedi direkt. Ben yani. Olayı. Yani. Neyse, şurayı bir anlatayım. Workshop alanımı buraya taşıdım, yani atölye kısmımı. Bunlar da burada. Sadece Blast Furnace'ı taşımadım çünkü Blast Furnace'lar için ilginç bir arkadaş planlanıyor. Şunlar da taşınmadı. Evet, beraberinde Mülçisi burada kalacak. Ah, Botanya odama biraz bakalım. Bunu buraya taşıdım. Şunları buralara yerleştirdim. Bunlara bu arada Isolated Spark koydum. Bu sayede şu monopool'larla hiçbir şey... Isolated Augmentation koydum. Şunlarda Dominant vardı. Dominant bütün manayı kendisine çekiyordu. Bu ise izole ediyor. Yani şu monopool'lar bununla hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ama şununla iletişime geçiyorlar. Bunlar ise portal. Ve nedense bugün gözüm ağrıyor. Evet, neyse, devam edelim. Diğer bir yandan şuraya concrete koydum. Daha doğrusu asfalt koydum. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız chisel'dan geçiriliyor ve şu direkt gravel'ın pişirilmesiyle elde ediliyor. Bunlar da magical lamp. Factorization'ın yapılışları bu Dark Iron'la. Dark Iron'ı dünyadan buluyorsunuz. Iron Fence de şu şekilde yapılıyor. Dark Iron lavların altında bulunuyordu değil mi? Direkt Bedrock seviyesinde bulunuyor. Daha iyiymiş. Gelelim. Burada bir adet helikopter pistimiz var. Burayı tamamen slab ile yaptım. Çünkü üstünde kar birikmesini istemiyorum. Burası buzlu bir alan. Ve burası da ofis odası. Ve şurası asansör boşluğu. Burası ise Applied Energy 6 odası olacak. Bu arada Köfte. Efendim? Arka plandan hafif bir ses geliyor. Umarım bu ses videoya yansımıyordur. Konuştuğumda geliyor sadece. Peki. Çok dert olmaz. Merak etme. O zaman sıkıntı yok. Tamamdır. Evet, ve şimdi bu bölüm normalde AE'ye girişiriz demiştim, ancak AE'ye bir girişelim. Bence de. İlk olarak Inscriber. Bu arkadaş azıcık lazım bize. Sana enerjiyi nereden sağlayalım? Evet, güzel soru. Bir de benim hopper'larım. Şunu bir şey craft etmek için kullandım bir. Biraz daha hopper var mı? Yok. Omnidirectional hopper var mı? O da yok. O zaman omnidirectional hopper craft edelim ve bu arada bu bölümde kullanacağım birkaç bir şey burada. Evet, chest yok. O zaman hadi bir düzine chest craft edelim. Chest her daim gerekli oluyor. 32 tane chest craft ettim. İdeal. Biraz daha chest lazım bana. Bu arada şu mana mirror cidden can bir şey.
Işınlıyor muydu? Manayım. Benim inventory'me veriyor. Doğru, tamam. Bu arada Botanya hakkında pek bilgim yok tabii benim. Dert değil. Ya şu bu hafta ve önümüzdeki hafta bilsin, ben onu adam gibi öğrenirim ya. Ve ardından tabii ki de Yeterenç. Tamamdır. Hapır düzenimizi koyduk. Evet, ilk olarak bana bundan bayağı bir lazım. Nasıl olur? Sana normal bir hapır koyalım. Omnidirectional hapır da gelsin şöyle. Yanlış yere kondum. Ve ardından voilà. Şimdilik sana ihtiyaç yok. Bir tanesine Iron Chest yapalım ki karışmasın. Evet, ve şimdi yapmamız gereken şeyler: bir adet Logic Press, bir adet de Silicon Press. Bakalım sen, tamam, normal direkt Gold Ingot. Senin için direkt... iyiymiş. Bu arada, tamam, normal o silikonu da kullanabiliyormuşuz. O zaman... neredeydi silikonlar? 8 tane silikon yapalım. Ardından 2 stack gold. Ve enerji bağlayacağız. Ender Energy Conduit. Voilà. Ha, yandan alıyordun. Doğru. Seni de alalım şöyle o zaman. Tamamdır, sizler bunları işleye durun. Sana da direkt enerji atmak gerekiyordu. Tanrı, bunları işliğe dursun. Ona gelir, gel şöyle. Evet, ve şimdi canlı yayında yaptığım ufak bir şey, ama zaten bunun bir kısmı, bunu tekrar inşa edeceğim için sizin gözünüzün önünde de yapacağız. Evet. Bu Numedicraft. Basınç ile çalışıyor ve şu an bütün basıncı ortadan kaldırıyorum. Bir saniye, wrench işe yarıyordu bunlarda değil mi? Evet, şimdi wrench gel. Evet, bütün basıncı aldık.
Evet. Şimdi bu arkadaş Pressure Chamber. Bu bayağı bir Nymedy Craft Recipe'sinde kullanılan bir şey, hatta basitçe gösterelim. Evet, Pressure Chamber görüyorsunuz. Kendisi basitçe basınçla çalışan bir makine. Daha doğrusu crafting makinesi. Evet, Greek Tech Ranch'ı da lazım bana. Sevgili Greek Tech Ranch'ı. Yanlış chest'e bakıyorum. Teşekkürler. Sevgili Output Chest, sen de gel. O zaman... Voilà. Bu arada bunları yapmak için ilk önce bir pressure chamber yapmak gerekiyor. Bunlar olmadan... Bunlar pressure chamber'ın içine bir şey koyup çıkartmamızı sağlıyor. Bunlar olmadan yapmanın yöntemi ise her seferinde pressure chamber'ı kırıp yeniden koymak. Bu arada Nymedy Craft üzerinde çok durmayacağım çünkü Nymedy Craft'tan sadece tek bir makineyi istiyorum ben. O da asansörü. Belki ondan sonra bir şeyler daha yapabilirim ancak asansöründen sonrasına da gözüm yok. Ben asansör isteyeceğim. Bu arada unutmayın, bunların yönleri, yani koyduğunuz yöne göre, o yüzden yukarı bakar şekilde koyacaksınız sürekli. Bunların craftingine de en yaydan bakarsınız. Evet, şimdi... Sen gel ardından... Aslında dur. Siz gidin. Tamamdır. Hatta... Bunları koymamın sebebi bir okuyucu hedehede koyacağız. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamamdır. 1, 2. Şunu ayarlamak tam bir işkence. Tamamdır. Ardından A. Burada bir sığıntımız yok. Onu neyle halledeceğiz? Bununla halledeceğiz. Evet, ve bu ikisini bu şekilde ayırdık. Ardından siz ikiniz gelin ve şunlar low signal'da çalışsın, yani sinyal almadığı takdirde çalışsınlar, sinyal aldıklarında ise dursunlar. Şu şöyle gelsin, tamam. Şimdi ikinci aşama olarak burayı döşeyeceğiz. Bunun da olayı şu. Bu arada burada ilginç bir matematik söz konusu. 7.5'tan redstone'un yarısını çıkarttığımızda gibi bir olay söz konusu. Yani o kadar redstone sinyali verdiğimizde, o kadar güçlü bir redstone sinyali verdiğimizde ona göre
bir şey çıkış sağlıyor. Yani bunun olayı şu. Şu an buna 6 sinyali veriyorum. Yani bu 4.5'a yani 3.5 eksi ya 3.5 eksi pardon 3 eksi 7.5 4.5 elde ediyor. Yani 4.5 bara geldiğinde basınç duruyor. Bu da 4 bara geldiğinde şunları durduruyor. Böyle bir düzen. Evet. Ve şimdi işin diğer ilginç yanı. Evet. Ha bir saniye. Ha yok. Şimdilik uğraşmayalım. Çünkü bunu en kısa sürede elektrikli versiyonuna geçirmek istiyorum. Evet. Şimdi sen gel bakalım. Bunlar çalışa dursun. Basıncımızı ortaya çıkartsınlar. Ve ardından işin eğlenceli kısmı whoop ve whoop. Ve şu arkadaşlar bu şekilde craft ediliyor. Bunlar bu pressure chamber'a şu seedlerin atılmasıyla yapılıyor. Ve siz de gelin, sen de gel, sen de gel. Siz de gelin. İlk olarak şunları bir koyalım. Ve telefonuma bir şey oluyor. Evet. İlk olarak senin üzerinden bir gösteri yapacağız. Evet. Bir anda basınç düşmesi lazım şimdi. Orada senin çalışmak için bayağı bir basınca ihtiyacın var. Bu arada kamuflaj demişken. Oraya daha değişik bir kamuflaj koyarız artık. Evet, bunun basıncının birikmesini bekliyoruz. Bir saniye, şuna bir şey yapacağım. Azıcık speed upgrade koyalım şunlara. Biraz daha hızlı çalışsın. Upgrade. Bilmiyorum, speed upgrade. Small compressed air parity. Evet, bir security upgrade güzel olabilir. Kesinlikle. Hemen bir ara bir tane yapayım. Hadi iki tane daha olsun. Şunda şu an basınç üretiyoruz. Yeterli basınca ulaşmasını bekliyorum. Ve diğer bir hede olarak şunları şöyle yerleştiriyoruz. Asansörün ilerleyebileceği yolu bunlar belirliyor. O yüzden bunlar zorunluluk. Bu arada Burak sessizleştin. Dalgın mı ya şu anda? Sen ne yapıyorsun? Ben şu anda boş boş takılıyorum. Sırf BLT yapmak için muhtemelen tekrardan spawn'a koşacağım. Maratonlara hazırlanıyorum bu sayede. Tabii Reha ile ben sınırsız yemek olayıyla... Nasıl yaptınız? Basitçe bir mantığını söyleyebilirsin. Gaia'yı öldürerek. Ay doğru söylemişsin. Botanya işte bunlar hep. Botanya güzel mod ya. Kazara V yerine B'ye bastım bir. Evet, bayağı güzel mod. Yani. Ve bu arkadaşlar da hazır.
Diğer kamuflajda bu arada bu. Şimdi bana şuradaki dekoratif bloklardan sen marble ve laboratory block gelsin. Evet, bu gayet makul. Birer tane daha gelsin. Tamamdır. Bu arada efendim, artık bu spawn base arasındaki yola bir çözüm bulmam lazım. Çünkü tam yolun ortasında bir tehditler var. Bu arada azıcık lafını ballı keseceğim. Hiç sorun değil. Evet, ve şimdi bana bir adet lever lazım. Sadece bir gösteri için, bunun başka bir kontrol yolu daha var. Ona değineceğim birazdan. Gördüğünüz gibi asansör bu şekilde yükseliyor. Tabii ki de bir asansörün yükseldiği mesafe sadece bu. Onu arttırmanın bir yolu fazlasıyla kolay bir biçimde var. O yola gelecek olursak... ilk önce şunu bir yapalım, ardından... Yeter Ranch. Boşuna bir düzine asansör yapmadık. Asansör bir multiblok. Ve şimdi bakalım bu ne kadara çıkıyor. Evet, yüksele dursun. Unutmadan şu speed upgrade'leri asıl yerlerine koyacağım bir. Ve yağmur. Yay! Emre'nin en çok sevdiği şey olur kendisi aynı zamanda. Her yağmur yağdığında aklıma Emre geliyor ya. Aa, yine mi yağmur deyip kapattığı için sürekli olarak. Evet, biraz daha koymam gerekecek. Daha sadece gökdelenin yarısına kadar çıktı. Bir... Evet, şimdi bakalım. Bu arada sanırım oldu. Bir saniye. Yes sir. Bir yukarı çıkıp kontrol ediyorum. Asansörün boyutu tam uymuş mu? Evet, hatta biraz azaltabilirim sanki. Gidip bakalım. Yok, sonuncusu lazımmış. Tam tutturmuşum o zaman. Köfte. Efendim? Az önce olan oldu. Şöyle bir olay oldu. Ben... Klasik oturma düzenimden, oturma düzeni dediğim benim oturma değil, oturma ile yatma arası bir düzendir. Hani evet. Ben böyle bildiğin yayılırım sandalyeye. Her neyse işte tam düzeleyim derken
Üçlü pizza şu çektim. Ha. Sıkıntı çıkmadı ama tam o olurken sen hani kulaklığa geç dedin ya az önce. Evet. Asıl aradığım kulaklığı buldum. Tebrikler. Hani attığım tekmeye ilk defa bir işe yaradı. Tebrikler. Teşekkürler. Bayağı yetenek gerektiren bir iş yapmışsın. Kesinlikle. Her baba yiğidin harcı değildir. Evet. Ve asansörlerimiz hazır gibi. Ben şu redstone sinyalini kaldırabiliriz artık. Buraya biraz daha speed upgrade gerekecek. Ama sıkıntı yumurtam yok. Ve şimdi asıl önemli nokta. Evet. Sen oraya değil, şuraya gel. Evet. Asansör colorları yerleştiriyorum şimdi. Çağrıcılar. Ve gördüğünüz gibi voila. Şimdi sırada ofis katları. Hayır, yapman gereken şey bu değildi. Color. 3 dediğimizde hangi 3'e çağır, nereye çağıracak? Evet, buna kesinlikle çok daha fazla speed upgrade lazım ve hazır gelmişken bir de uyuyalım. Evet. Aldım. Bu arada köfte. Efendim? Özlem lafını kestim. Bu ara bir ara bence Beyze bir yatak koymalı ya. Hangi Beyze? Beyze dedim değil mi? Spam. Benim gitti şu anda. Ha, mümkündür. Buralara bir şey koyacağız. Evet ve... Huhuhu. Fazla seksi bir görüntü şu an. Bayağı bildiğin asansörle iniyorum ve camdan dışarıyı izliyorum. Oo. Anlatman yetti diyeyim bana. Evet, artık şunları kamufle edebiliyormuşuz. Fazla nice. Bunları dışarıdan kamufle edeceğiz. Evet. Oyunun başından beri hayalini kurduğum asansörüm artık var. Bu arada şimdi basınç üretimi için şunlar varken o yakında değişecek bu arada. Tam tersi yöne çekek. Evet. Bu çok daha makul oldu. Köfte izinle sana bir şey soracağım. Buyur. BLT dediğimiz yiyeceğin üretmek için gerekli her şeyin spanda olduğunu söylemiştin de. Evet. Et lazım anladığım kadarıyla. Et değil de tofuyla üretebiliyorsun. Tofuyu nasıl üretiyoruz? Soyayı işleyerek. Aa dur, onun makinesi spanda yok. Benim evde var. Peki. Işınlayabilir misin? Hmm.
Evet, sana şu makineyi vereyim hemen. Of. Dur gel asansörü de bir test et. Tamamdır. Ondan makineyi şöyle attım. Gel karşılıklı. Teşekkürler. Sen de karşıdaki asansöre geç. Üçüncü kat açık. Aa, çıkamadım. Neden? Aa dur. Kulağım Onun sıkıştı. basıncını koymayı unuttum. Şimdi hatırladım. Yalnız muhteşem görünüyor dışarıdan. Dur onun basıncını halledelim. Peki. Evet, onun da basıncı halloldu. Ancak biraz basınç birikecek. Evet, şimdi bakalım. Tamam, online'lar tekrar. Şu bir en alt kata çekelim. Tamamdır. Sen çık yukarı, üçüncü kata. Peki. Biraz daha speed upgrade craft etmem gerekecek. Yumurta bulursan bana getirebilirsen çok makbule geçer. Yumurta. Bu arada dış... Çıkamıyor Burada musun kalmış sen? olabilirim. Evet, basınç yetmiyor şu an. Bekleyebilirim ya, sorun değil. Basınç üretimi için elektrikli bir zımbırtı var. Ona geçeceğiz yakında. Ben seni indiriyorum bu arada. Yey, kurtuldum. Sanırım bir basınç tankı tarzı bir şey eklemem evet, bakalım. Ben şu anda süs görevini üstlenmekte karar verdim. Süs olacağım burada. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Hoş bulduk. Evet, sanırım oldu sistem. Evet. Ve kapı çaldı. Evet, o zaman bölümü bitirsek güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.